Yok abi, içerisi var, içerisi. Yok, içerisi var. İçerisi şimdi. Ne oldu? Fotoğraf çekiyiz ona. Yer altı tarlaları da aşağıda bak. Fıkkın odası var. Fıkkın odası var. Zekili ve yer altı tarlaları. Şu aşağıda. Şu aşağıdadır. Sizi götüreyim. Biz onlar çekiyor, biz şuradaki evin üstündeydik, çekiyorlardı bizi de gördüler. Hafta sonu kapalı mı? Çekmiyorlar. Neresi? Hafta içi, yani hafta içi. O değil çekiyorlar abi. Hafta sonu yok, her gün çekiyorlar abi. Neden burasın Yakup? Neden buradayım? Sevdiğim diziyi, dizinin çekildiği yeri görmek için geldim. Kimse görebildin mi oyunculardan? Oyuncuları göremedik ancak o duyguyu yaşadık. O hissiyatı, o hissiyata ulaşmış olmak benim için daha önemliydi. Yani onların daha üçüncü bölüm ama yani iyi, etkili bir dizi. En çok hangi karakteri seviyorsun? Hani Gül'ü seviyorum. Hangisi? Çocuk oyuncu var bir tane, Ebrar var ya. O küçük çocuk tatlı. Aynen. Bence en iyi oynayan şu anda o yani. Bana göre. O teklifi sana sunsalardı kabul eder miydin? Çocuk oyuncu olarak. Evet. Tabii oğlum, yani parasız şu an çalışmıyorum şu an. Olsa kabul ederdim. Sakalını ağda yapardın, ağdayla alırdın. Boyu küçültemeyiz. Nasıl küçültemeyiz? Kamera ayarlarından olurdu o. Aynen. Mesela Poat Alemdar boyu o kadar uzun değil ama alttan destekle falan şey yapıyordu, çekiyorlardı. Burası tandır. Burada ekmek yapılıyor. Tandır ekmeği. Sessiz sakin bir gün. Çok sessiz sakin ama fark ettiyseniz şey vardı. Biz giderken çok fazla kimse yoktu. Biz biraz erken geldik. Saat 10 gibi geldik. Yaklaşık saat şu anda 12. Öğlen vaktine yakın. Bir anda kalabalık olmaya başladı. İnsanlar gelmeye başladı. Yani muhtemelen kahvaltı yaptıktan sonra insanlar buraya akın ediyor, geliyor. Yani muhtemelen de buranın yerlileridir çoğu. Hani Mardin'den gelenlerdir. Hani yakın illerden gelenler, Batman'dan gelenler olur, Diyarbakır'dan falan, bu çevre illerden geleceklerini düşünüyorum. Çok uzaktan geleceklerini düşünüyorum çünkü yarın da seçim var, hava soğuk. Milat Müftülüğü'ne bağlı kız Kur'an kursu olarak geçiyor. Hani bütün bu yapılar, bütün eski şeyler, konaklar olsun diye tarihi yerler olsun, hepsi kullanılıyor yani. İleride kilise var. Yan taraf, sol taraf, o bayrağın olduğu taraf, konağın olduğu yer. Diğeri de kilise. Zaten oradan görüyorduk. Kilise ve yanında cami vardı. Kiliseye doğru yavaşça ilerleyelim. Bir bakalım. Hani açık mı değil mi? Çünkü diğeri otel olarak kullanılıyordu. Hani açıktı ama otel olarak kullandığı için girmedik. Bu seferki eğer ibadethane olarak kullanılıyorsa, çünkü buraya gelmeden önce, konut evine gidip gelmeden önce çan sesleri falan duyuluyordu. Hani muhtemelen ibadet olarak, ibadethane olarak kullanılıyor. Kullanılmaya devam ediliyor. Tarihi bir yer, tarihi eski bir kilise. Hani onu da bir gelmişken görelim. Bir de şu tarihi yerlere yazılar yazmasalar, hani tarihi yerleri boyamasalar, hani kalemlerle falan baksanıza, bildiğin grafiti çizmişler bu tarihi eserlere. Hani bunlar da olmasa çok daha güzel olacak. Hani umarım bir gün bunlar son bulur. Hani özenli bir şekilde, güzel bir şekilde korumaya çalışırız buraları. Mesela sol tarafta beyaz konak var. Bu da konak. Bu da beyaz konak olarak geçiyor renginden dolayı. Kahvaltı ve kafe olarak geçiyor. Yani buraya geldiğinizde Hercaidis'in çekildiği Sılak Odağı'na gidip daha sonra buraya gelip çayınızı içebilirsiniz. Arkadaşlar,
Bir konak daha var. Beyaz bir konak. Bunu da göstereyim istedim. Bak sol taraf sulak konağına gidiyor. Yani dizinin çekildiği konağa gidiyor. Burası. Kalabalık toplanmış. Burası beyaz bir konak yine. Arka tarafta yine kilise var. Altsoy, evet. Altsoy konağı olarak geçiyor. Beyaz bir konak. Muhteşem bu da güzel yani. Bu da kullanılabilir ileride. Biraz da yeni bir konak gibi duruyor. Hani renginden olsun. Hani diğerleri de muhtemelen bu renkteydi. Daha sonra sararmıştı. Yıllar geçince eski bir görüntüsü oluşuyor. Değil mi? Sence de ne olmuş? Bunlarda da yine midyat taşları var. Sadece üzerine kireç herhalde ya da başka bir şey sürmüşler. Sararmayacak mı mesela? İşte sarı normalde sarı zaten. Sarı, bunu beyaz çekmişler üzerinde farklı olsun diye. Tamam işte, yıllar geçince bu yine renk değişir. Tabii ki renk değişimi olacak. İlk kez kamera görüyor herhalde. Şaşırdım bu ne diye. Çok tatlı değil mi? Göl gibi mesela sularını da içiyorlar rahat rahat. Yağmur hızlandı bu arada. Yağmur hızlandı, biz de hızlanalım. Arkadaşlar hemen şu anda arkamda görüyorsun, minareyi görüyorsun, cami minaresi. Ve şu anda diğer tarafa bak. Kilise minaresi. Hani iki tane, iki farklı ibadethane yan yana. Gezdik. Meydanı gezdik. Meydanı sokakları gezdik. Sokaklarını gezdik. Midyat sokaklarını gezdik. Bir tane kiliseye gittik. Otele çevirmişlerdi. Şimdi diğer kiliseye bakıyoruz. Ondan sonra da Süryani pizzacıda pizzamızı yiyeceğiz. Ardından da birkaç market alışverişinden sonra da eve dönüş başlayacak. Hadi kilise ya. Girişi buradan ama kapalı. Kapalı mı? Evet. Evet. Kilit vurmuşlar. Kilisin girişi burası işte. Kilitli şu an. Yani şu anda belki ibadethane olarak da kullanılmıyor olabilir yani. Belki başka bir kiliseden. Değil mi o çan seslerini? Başka bir kiliseden de gelmiş olabilir. Şu an tam emin olamadım artık. Ama kapılar, duvarlar, taşlar hepsi çok böyle güzel geliyor, boş duruyor. Klasik şehir merkezindeki binalar falan olmaması beni mutlu etti aslında. Ben sevdim burayı. Yani mutlaka gelin yani. Mardin'de, Midyat'ta mutlaka gelin. Bu sokaklarda yürüyün. Yani eğer diziyi seviyorsanız dizinin olduğu konağa gidin. Konağa gezin. Ama tavsiyem hafta sonu gelin. Yani hafta sonu ihtimali daha yüksek. Boş olma ihtimali. Bakın. Yine dar bir sokak. Labirent gibi sokaklar, böyle dar sokaklar. Yani çok da bilmediğiniz sokaklara girmeyelim. Yani çok fazla geniş bir alan. Bu yoldan devam edelim. Ana caddeye çıkacağız daha sonra.